Değerli izleyenler, ünlü sanatçı Fatih Erkoç'a acil şifalar diliyor ve rahatsızlığını en kısa sürede yenmesini diliyoruz. Ve geçiyoruz Sağlık Örgütü'nün korkutan açıklamasına. Sıcaklığı 65 derecenin üzerindeki besinler kansere yol açar mı? Bu sorunun yanıtı için mikrofonumuz Doktor Ender Saraç'ta. Dünya Sağlık Örgütü'nün korkutan açıklamasını Doktor Ender Saraç yorumladı. Kendi hekimlik tecrübelerime dayanarak sıcaklığı 65 derecenin üzerindeki sıvılar ve besinler gırtlak kanseri yapar mı? Ama 65 derecenin üstünde ...2014 yılı verilerine göre Türkiye, dünya kişi başı çay tüketimi listesinde birinci sırada yer alıyor. Türkiye'yi Fas, İrlanda, Moritanya ve Birleşik Krallık takip ediyor. Çayı çok seviyoruz, kahve içmeye bayılıyoruz. Çay ve kahve kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası. Yemeklerde ise sıcak çorba tüketimi olmazsa olmazımız. Ancak bütün bu yiyecekleri içecekleri tüketenleri yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü, sıcaklığı 65 derecenin üzerindeki tüm içecekler gırtlak kanserine neden olabilir açıklaması yaptı. Sağlıklı ve doğal yaşam üzerine yıllardır araştırmalar yapan Doktor Ender Saraç, Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı sıcaklığı 65 derecenin üzerindeki tüm içecekler gırtlak kanserine neden olabilir açıklamasıyla ilgili Magazin 8'e konuştu. Ben kendi hekimlik tecrübelerime dayanarak bunu doğru kabul etmiyorum. Ama aşırı kaynar kaynar içilen, hani dili yakacak, boğazı yakacak kadar çok sıcak içilen içeceklerde risk olduğu kesin. Bunu da nasıl öğrendik? Japonlarda özofagus, yani yemek borusu kanseri yaygın. Bunun en büyük nedeni de çok aşırı kaynar çay ve aşırı kaynar çorba içmeleri. Japonlar yeme içme alışkanlıklarını son yıllarda bu tehdit nedeniyle değiştirmiş. O yüzden şimdi Japonlar da aşırı kaynar yerine ılık sıcağımsı içmeye geçtiler. Doğrudur. Çok aşırı sıcak, çok aşırı kaynar içmek sağlıklı değildir ama 65 derecenin üstünde çıkılabilir diye düşünüyorum. Dünya Sağlık Örgütü Kanser Kurumu, kahvenin kansere yol açtığına dair uyarı seviyesini azaltarak kahve içmenin kansere yol açmadığını açıkladı. Ancak Dünya Sağlık Örgütü tüm çok sıcak içeceklerin kanserojen olabileceği uyarısını yaptı.